23 Haziran Pazar gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber React eğitimimize devam edeceğiz. Gene bir süre eğitim çekemedim. Keyfim gene yoktu. Ama iyileştim, toparladım kendimi. Ve bundan sonra eğitimlerimize düzenli ve istikrarlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaşı gözü dağıtmak yok. Bu eğitimi çok güzel bir şekilde tamamlayacağım hızlı bir sürede. Artı aklıma çekmek istediğim eğitimlerim var. Onları da çekeceğim. Ve öğrenmek istediklerim de var. Bundan sonra hayatımı bir düzen içerisinde geçirip bu süreçleri tamamlayacağım arkadaşlar. Acıları, problemleri artık gerek yok. Önümüze bakmamız gerekiyor. Hayat devam ediyor her şeye rağmen. Bugün sizlerle beraber zaten TypeScript'leri ben sizlere anlatmıştım. TypeScript'leri kullanarak Redux'ı kullanarak bir Todo App uygulaması yapacağız. Bu i̇kisinin kullanımı ile beraber bir Todo App uygulamasını nasıl geliştirebiliriz? Bunu görmeye çalışacağız. Verilerimizi Redux'a tutacağız. Tip güvenliğini de TypeScript ile sağlayacağız arkadaşlar. Basitten gidiyorum. İleride daha kompleks uygulamalar da yapacağız. O yüzden bunun mantığını anlamanız için size ilaç gibi gelecektir bu. 5 videoda tamamlayacağız. Çok da gözünüzde büyütmeye gerek yok. Bir tane TUD'u app uygulaması şöyle olacak. Bir tane TUD'u oluşturma komponentimiz olacak. TUD'umuzu gireceğiz, oluşturacağız. Bu bizim birinci step'imiz olacak. Daha sonra burada da Tuduları listeleme ikinci stepimiz olacak. Daha sonra şuradaki tudu çarpıya basarak tuduyu sileceğiz. Şuradaki kalbe basarak yapabilirsem kalbe basarak da tuduları güncelleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Buraya kalp koymuşum. Bizim kalbimizi kırdılar ama neyse. <laughs> Daha sonra Redux Toolkit kullanarak verilerimizi burada saklayacağız. TypeScript kullanarak da tip güvenliği sağlayıp çiçek gibi bir uygulama çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Ortalama 4-5 videoyu hallederiz gibi düşünüyorum. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Bu derste şöyle bir şablonu, arayüzü çıkartmaya çalışalım. Ben dersten önce projemi açtım. Hazırladım. Ve siz de hazırlamışsınız büyük ihtimal. E, TypeScript olarak açın arkadaşlar projeyi. Şimdi projeyi açtıktan sonra hızlı bir şekilde başlayalım. İlk başta SRC altına Komponent folder'ımızı açalım. CSS folder'ımızı açabiliriz. Daha sonra Redux'ı tutacağımız için Redux'ı açabiliriz. Daha sonra tipleri tutabiliriz. Buraya Types diye bir folder açabiliriz. Şimdi components altına do create.tsx uzantılı olacak şekilde bir tane component'imizi açtık arkadaşlar. Bunun içerisine o az önceki göstermiş olduğum gibi bir input ve bir tane butonu oluşturmaya çalışalım. Burada bir tane input atalım içeri. Input type'ı text olsun. Alalım. O kadar farklı laptoplarda çalışıyorum ki arkadaşlar artık kafam karışmaya başladı. Her birinin klavyesi de farklı. Oluştur diyelim buna da. Bunun class name'i to do create olsun. App CSS'imizin içerisine gelelim. Bütün uygulamamızı ilgilendiren body'nin heading'ini 0 piksel, margin'ini 0 piksel. Daha sonra ne yapalım? Video %100 olsun. Burası böyle kalabilir body'miz. Şimdi bunu oluşturduk. Bakalım şu to do create'i buradan çağırıyorum arkadaşlar. To do create komponentimizi çağıralım. Geri geldim uygulamam bakalım nasıl görünüyor. localhost diyorum. Şöyle bir uygulamamız var. Burası da %100'de kalsın. Şu anın boyutunu yazıları biraz daha büyüteyim. Telefondan izleyenlerin doğasını alalım. Ama çok da büyütmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer çok kod yazacağımız için baktığımızda her şeyi göremeyeceğiz. O yüzden bu büyüklük yeterli bence. Şimdi to the create component'imizi oluşturduk. Böyle bir çıktı aldık. Bunu ortalamak istiyorum. Ayrıca Şöyle de yapabiliriz. Buradaki to create'i oluşturduk. Şöyle geleceğim. App.css'e verebilirim. Her bir komponentim için ayrı ayrı CSS özel dosyaları açabilirim. To create.css, to the list.css, to the .css. Ama ben hiç uğraşmadan hızlı bir şekilde buraya yazacağım. App.css'in içerisine. To the create klasımın içerisine. Senin uh, genişliğin, to create'im nerede benim? Burada bunu burada çağırdık. Şuna bir style verebilirim. Hatta vermeyeyim. ilk başta vermeden ilerleyelim. Senin yüz genişliğin 500 piksel olsun. Bu arada body'nin içerisine yazacağımız bütün her şey display flex, flex, flex direction alt alta gelsin column, align item center ve justify content center diyerek bunları yatayda ve dikeyde ortalanmış bir şekilde getireceğim. Bunu kaydettiğimde şöyle oldu. Daha sonra Tudu'nun da içerisinde, Tudu Create'in içerisinde de bunları kopyalıyorum. Input'umla benim butonum alt alta olacağı için arkadaşlar bunu kolüm yaptım. Bunu da kaydediyorum. Bunlar bu şekilde alt alta geldi. Şimdi bunun şöyle border'ı verelim. 1 piksel solid black diyelim. Aynen istediğim gibi bakın 500 piksellik yer kaplamış oldu. 500 piksel iyiymiş. Bu arada bir de buna margin top 50 piksel verirsem çok fazla oldu. 20 verip şöyle yapabiliriz. Aynen burası böyle olsun. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Marj vidimizi ayarladık. Paddinglerimizi temizledik. Bu body'nin içerisine girecek her şey alt alta olsun dedik. Bunu kreatimizin özelliklerini verdik. Bunun içerisine girilecek olan her şey de alt alta olsun demiş oldum. Ve böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi ben buradaki inputumun özellikleriyle oynayacağım. Bunu şöyle alıyorum kamerayı kapatmasın. Inputuma basıyorum. Diyorum ki abi senin genişliğin %100 dersem böyle olsun. Bulunmuş olduğun container'ın divin tamamını kaplayacak genişliğe sahip oluyorum. Daha sonra senin border'ını nan yapıyorum. Border bottom bir piksel solid light gray diyerek altında bir çizgi olursun diyorum. Böyle olabilir. Bir de outline'ını verelim. Üzerine geldiğimizde bir çıktı olmasın. Bunları kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya da geldim. Bir tane daha class açıyorum. To the input diyorum. Senin CSS özelliklerin babacım budur diyorum. Bunu bu class'ı buradan kopyaladım. To the içerisine geldim. Senin class name'in budur diyorum. Şimdi siz buradaki to the create komponentini gittiniz. App komponentini de çağırdığınız için arkadaşlar app komponenti de app.css import ettiği için sizin buradaki css özellikleriniz aktif olur. Bakın bunu buradan kaldırırsam hiçbir css özelliğim aktif olmamış oldu. Gördünüz mü? Bu oranın verdiğim genişliğin %100'ü. Bu şekilde css özellikleriniz gider arkadaşlar. O yüzden siz spesifik olarak burada app'i import etmenize gerek yok bunun çağrıldığı yerde zaten import edildiği için dahil olmuş ve görmüş oluyor. Bu da aklınızın bir kenarında kalsın. Şimdi bunu böyle yapabiliriz. Bu arada şunun bir placeholder'ına sudo giriniz diye verebilirim. şöyle de 3 noktada yazalım. Böyle hoş oldu. Buradaki butonla oynayalım arkadaşlar. Butona tıklanıp elementim ne diyelim? Border'ı gene bunun olmasın. Padding'i 5 piksel olsun demeyelim 10 desek. Üstten alttan 10 ya da 5'e 10 olsun. Böyle olabilir. Border Radius'u 5 piksel olsun arkadaşlar. 5 çok oldu. 2 piksel. Bunun color'ı black. Background color'ı gold olsun. Font veydi 700 olsun. Ve arkadaşlar bunu buradan kopyalıyorum. Butonumu. Butonuma geldim. Bir tane class name veriyorum. Ne diyelim? Sudo. Hatta buton demeyelim. Sudo create buton olsun. CSS özelliklerime geldim. Sudo Create buton diyorum. CSS özelliklerimi böyle verdim arkadaşlar. Şimdi bu kötü duruyor burada. Buna evvela bir margin top vereceğim. 10 piksellik boşluk bıraksın. Bu butonu sağ istiyorum. Bu ikisi de benim buradaki inputlarım to the create'in içerisinde. Input'um da butonum da to the create komponentim divimin içerisinde olduğundan dolayı ben buradaki to the create'in içerisine gelip senin içindekiler yatayda ve dikeyde ortalanmasın. Yatayda ortalansın. Ama dikeyde flex start dersen bakın butonu başa almış oluyor. Flex center dersem ortalamış oluyor. Flex end dersem de sağ almış oluyor arkadaşlar. Benim de zaten yapmak istediğim şey buydu. Buna bastığımızda oluşturacağız. Bu arada ben bir de bu butonun üzerine geldiğimde cursor'ım pointer olsun el işareti çıkmasını istiyorum. Burayı tamamladık. Şuradan resmimizi tekrar açalım. Böyle geldim. Bu birinci step'i tamamladık. İkinci step'e geçiyorum. Inputların oluşturulması. Şimdi ben bunun içerisinde de to create'i hazırladım. Component'in içine geldim. To nokta tsx. jsx değil arkadaşlar. Kaydettim bunu. Bir de tudularımı tudularımı listelemek için kullanacağım bir komponent. Bir de tuduları göstermek için kullanacağım bir komponent. Onu da açtım. Tudu listem içerisinde her bir tuduyu göstereceğim için forla dönerken bunu buradan sildim. Tudu komponentimi burada çağırdım arkadaşlar. Mesela farz edin ki burada 5 tane tudum var. Bunu map üzerinde dönüyorum. Her bir dönerken bunu tudu komponentine geçtiğimi hayal edin. Tudu komponentine geçtiğimde de ben ilk Tudu yum. Şöyle bir tudu oluşturdum. Bu tudu listi de burada tudu create'in altında olacağı için bunu da burada çağıracağım. Bunu şuradan geliyorum. Tudu list diyorum. Bunu da burada çağırıyorum. Çağırdığımda bakalım nasıl bir görüntü oldu. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Tudu listi çağırdım. Tudu liste kendi içinde tuduyu çağırdı. Ekranda bunun çıktısını gördük. Şimdi bu böyle olmayacak tabii ki de. Bunu düzenlememiz gerekiyor. Buraya ben bir div açtım. Ben paşam şöyle gel diyorum. Daha sonra buraya ikonlarımızı koyacağız. İkonlarımız için arkadaşlar React Icons'ı kullanacağız. Bunu install edip kullanacağız şimdi ama ilk başta bir kahvemi içmem lazım. Üşenmedim kendime kahve yaptım. Mutfak işlerinde çok üşengeç bir adam. Bunu kendime bir lütuf olarak görüyorum. Kahve yapmayı bir yetenek olarak görüyorum kendime. Bir başarı benim için. Şimdi arkadaşlar boş yapmayacağım. Boşu geçeceğim. Dersi devam edelim. npm install react icons diyerek ikonlarımızı indireceğiz. Şimdi bunlar insin. Bize ne lazım abi? React icons diyorum buraya. Bize bir remove lazım. Geldim buraya. Şöyle İçi boş olsun. Şunu buradan aldım. Seni kullanacağım diyorum. Daha sonra çek lazım. Bunu aldım. Bu işimi görebilir. Bir de bize güncellemek için edit lazım. Şu edit'i alabiliriz arkadaşlar. Bunu buradan kopyalıyorum. Şimdi ilk başta ekranımda görünecek bir remove görünecek. Remove sen neredesin? Şu. Buraya geldim. Şöyle remove'u kullandım. Bir de ilk başta edit görünecek. Bunu da buraya kullanabiliriz. Bunu kendi başına bir div yaptım. İki tane ikonu da bir dive sarıp arkadaşlar. Bunları da bir parent haline getirmiş oldum. Burası aslında bir parça. Burası da bir parça. Daha sonra ben şey diyeceğim. Şu dive. Bunun içerisindeki her şey flex row dediğimde Bununla bunlar yan yana gelmiş olacak. Hatta yapalım şimdiden de. Şunu kaydediyorum. Şöyle bir çıktımız oldu. Ben diyorum ki, abicim senin içerisindeki her şey display flex. Üşeniyorum şu an klas açmaya. Siz klas açabilirsiniz. flex-direction row, align-items center, justify-content center diyorum. Bunu kaydettim. Bunlar böyle centerlanmayacak tabii ki de bunun bir tanesini space between diyebilir miyiz? Aynen space between dediğimde şunu arkadaşlar şöyle yapacağım. Şu parçayıla şu parçayı birini sola yasla, birini sağa yasla demiş oluyorsunuz buradaki space between özelliğini kullanarak. Bunları bu şekilde yaptım. Şimdi benim bu sefer de ikonlarım yan yana zaten hiçbir problem yok. O yüzden buraya flex kullanmama gerek de yok. Burada ikonlarının genişlikleriyle falan oynayabilirim. Bunun arka plana border falan verebiliriz. Hatta buna gelelim border verelim. Böyle çok boş kaldı. Border. Bir piksel solid. Light gray diyorum mesela. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir de bu arkadaşımıza ne yapalım? Padding verelim. Üstten alttan 10 piksel olabilir. Çok güzel oldu. Ama yanlardan da padding verdiği için bakın şuradaki ayarı bozmuş oldu. İçerek açtı biraz. Üstten alttan 12 piksel sağdan soldan 0 piksel diyerek o bozukluğu engelledik. Aynen böyle olabilir. Şunları birazdan içeri alacağım, problem yok. Daha sonra şunu arkadaşlar şu butondan ayırabilmek için buraya geliyorum. Margin tabına 15 piksel veriyorum. 25 piksel verelim. Aynen bu şekilde çok güzel oldu. Bunlar da tam birbirlerine eşit oldu. Bunları bir dive sarıp bundan bir peeling versem, şunu kesiyorum. Bir div açıyorum. İçerisine versem şöyle. Tabii ki biz şeyini bozmuş oluyoruz. Bunu buradan siliyorum. Burada nasıl yapabiliriz? Düşünüyorum, düşünüyorum. Ama biz bunu Tudu'ya verebiliriz. buradan bu sıfır pikseli silsem bu sefer de içerik açıyor mu? Bir ne bize aslında oynamıyor gibi ya bence. Çok da farkı yok gibi. Şuna 5 piksel desem 50 piksel diyorum. Yok ya bir problem yok arkadaşlar. Böyle kullanabiliriz. Buna 20 piksel diyorum. Böyle olabilir. Hemen yanılmayla 16'da kalsın. Çok da önemli değil. Buna bir de border radius deyip 5 piksel versem kenarlarından kırsak yeterli. Aynen bu şekilde bir arayüz yapabiliriz. Şuradaki ikonlarla oynayalım hızlı bir şekilde. epe geldim. epe değil tabii ki de. Ne diyelim? App.css. Bu arada hızlı bir şekilde nasıl bu sayfa geçtim? CTRL G yapıyorsunuz arkadaşlar. G. Giresun'un G'si. Şurada iki nokta üst çıkıyor. Bu iki nokta üstüne silin. Daha sonra aramak istediğiniz komponenti veya CSS dosyasını yazabilirsiniz. App.css'i bul diyorum hızlı bir şekilde geçebilirsiniz bu şekilde. Uzun büyük çaplı projeler yaptığınızda size hız kazandırır. Ee, icons diyorum. Bunların font size'ı 22 piksel olabilir. Bu icons class'ını buradan aldım. Bunların class name'ine veriyorum. Buraya da verdim. Bu şekilde tamamlıyoruz. Bir de ekstra buna margin right 5 piksel dersem biraz daha araları açılsın. Şöyle olabilir. Aynen. Bir de bunların üzerine geldiğimizde arkadaşlar bir cursor özelliği eklemek istiyorum. Cursor'ları pointer olsun. Üzerine geldiğimde el işareti çıksın. Aynen. Bu şekilde yapabiliriz. Bu ders bu kadar olsun. Buraya tudumuzu gireceğiz, oluşturacağız. Burada tudularımız oluşmuş olacak. Sileceğiz, güncelleyeceğiz, listeleyeceğiz. Bunları Redux'a tutacağız tip güvenliğini de TypeScript sağlayarak güzel bir uygulama çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Çok hızlı bir şekilde üzerinden geçersem. Kudu oluşturmak için kudu create komponentini yaptım. Tuduları listelemek için elimde 10 tane 100 tane tuda olacak. Bunları burada listeleyeceğim. Map ile üzerinde dönüp her birini kudu komponentine vereceğim. Kudu komponentinde de bunları ekrana basacağız. Sileceğiz, güncelleyeceğiz, oluşturacağız, listeleyeceğiz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.